Merkez Bankası'nın yine ekonomi ekonomiyle ilgili beklenti anketi var. Bu anketin ayrıntılarını aktaracağız. Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu tüfe beklentisi %16.23'den %16.68'e, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 6.20'den 6. 6.431'e, 6.43'e yükseldi. Öyle söyleyelim. Merkez Bankası reel sektör ve finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerden oluşan 65 kişinin katıldığı beklenti anketi sonuçlarını yayınladı. Ve e, 2019 yılı Mayıs ayı içinde tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %1.12 iken e, bu anket döneminde %1.48 oldu. Haziran ayı tüfe beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla %0.88 ve %1.10 oldu. Temmuz ayı, beklent, Temmuz ayı tüfe beklentisi ise %0.96 olarak gerçekleşti. Cari yıl sonu tüfe beklentisi bir önceki anket döneminde %16.23 iken %16.68'e yükseldi. Ve dolar kuru beklentisi bir önceki anket dönemi 6.20 bu anket döneminde 6.43'e yükselmiş. 12 ay sonra döviz kuru beklentisi ise... Aynı anket dönemlerinde sırasıyla 643 ve 688 olarak gerçekleşti deniyor. Şimdi bu e, hani Mart, Nisan, Mayıs'a bir bakacağız. Böyle devam ederse hakikaten yıl sonunda e, dolar nereye varır? Bununla ilgili epey fikir vereceğini düşündüğüm 3 haber aldım. Mart ayından, Nisan ayından e, ve şu anda Mayıs ayından. Önce Mart'ı görelim. Bakalım Mart ayında kaçmış? Merkez Bankası beklenti anketine göre cari yıl sonu tüfe beklentisi yüzde 15.64 dolar kuru beklentisi 6.06 Mart'ta 6.06 olarak bekleniyormuş yıl sonu için. Şimdi Nisan'ı görelim. Nisan ayında Merkez Bankası anketine göre yıl sonu dolar tahmini 6.20. Bir ayda 14 kuruşluk bir artış söz konusu. Mart'taki haber, Nisan'daki haber. Şimdi Mayıs'ı görelim. Buradaysa 6.43'e yükselmiş. Yani Mart'ta 6.06, Mayıs'ta 6.43. Bu hızla giderse yani katlamalı olarak da artıyor. Önce 6.06'dan 6.20'ye, 6.20'den 6.43'e çıkmış bir anda. Bu şekilde katlamalı olarak giderse nereye doğru gideriz? Ee, i̇nşallah 10 liraya doğru gitmeyiz ama tablo pek iç açıcı değil. Hani ee, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dediği gibi e, gara gara düşünüyor bu kriz diyordu. Bence Hazine Bakanı biraz kara kara düşünsün ve ne yapacağını, ne edeceğini bir e, gerçek, realist bir ekonomik e, yol haritasına çevirsinler ve Türkiye'yi e, içine düştükleri bu durumdan kurtarsınlar. Şimdi e, bir haber daha aktaralım. O önemli bir haber. Bir yandan ona bakınıyorum. Dolarla ilgili bir haber. Hani e, geç, dün itibariyle dolara e, 10 yıl sonra yeniden vergi getirmişti AKP fakat her şeye rağmen 10 Mayıs'ta biten haftada yaklaşık 2 milyar dolar artmış yurt içi yerleşiklerin e, kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonlardaki yatırımı. Yani 10 Mayıs itibariyle 2 milyar dolar daha artmış ve 181.22 milyar liraya yükselmiş yani vatandaş Türk lirasına güvenmiyor ve dövize doğru yönelim devam ediyor.